Dinlen müzikle, eğlen müzikle, öğren müzikle. Neden izliyorsun? Göster müzikle. Tarzın nedir sence? Yansıt müzikle. Çekilin, biz de okuyalım. Ne seçmesiymiş bu? 11-13 yaşlarında erkek çocuğu aranıyor. Tiyatro duruşu düzgün için ve sağlam, yüksekten korkmayan, eskrim dersi almış çocuklar Savaşçı Prens adlı oyunumuzun seçmelerine katılabilir. Çok yazık. Yüksekten korkarım. Ben de öyle. Provalar hafta içi dersten sonra ve hafta sonları olacak. Oyunun metnini isteyen var mı? Bizim Leon ilkokulda eskrim dersi almamış mıydı? Haklısın, almıştı. Merhaba, ne oluyor burada? Bizim Leon tiyatroyu sever. Üstelik eskrim de bilir. Olağanüstü bir perendeydi. Adın nedir? Leon. Umarım efendim seçmelere katılırsın. Bence seçilme şansın var. Yarından sonra gel. Ne dediğini duydunuz mu? Bence bu acayip güzel bir şey. Rol de tam sana göre. Ben aranan savaşçıyım. Neden yüzün düştü? Gerçek bir oyunda rol alacaksın. Harika değil mi bu? Harika tabii. Oynamayı çok isterim ama yapamam. Utanırım. Neyse. Sonra görüşürüz çocuklar. Hı? Kulaklarıma inanamıyorum. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırır? Seçmelere girmeli. Girmek istediğinden eminim. Zaten kendi de söyledi. En iyisi konuşup ikna edelim. Yapacak bir şey yok. Hep aynı noktada takılıyorum. Oysa günlerce çalıştım. Anlıyorum. Önemli değil. Başka bir eser vereyim. Hı? İşte yeni ödevin. Ama bu diğerinden çok daha zordur. Schubert'in Gezgin Fantezisi. O kadar zordur ki Schubert bile çalarken zorlanırmış. Üstelik besteleyen kendisi. İnanabiliyor musun evlat? Çok ilginç değil mi? Ama maestro, ben daha diğer sonatı bile çalamıyorum. Yoksa piyanoyu bırakmamı mı istiyorsunuz? Hayır hayır hayır. İlgisi yok. Burada anlaman gereken önemli bir konu var. Sonucuna kafa yormadan esere balıklama dalmanı istiyorum. Anlıyor musun Max? Bu preneleri oluşturan dağlardan biri. 3139 metre. Arkadaşım Rosivaldo ile 5. kez tırmanmayı deneyeceğiz Max. 5. kez mi? Daha önce hiç tırmanamadınız mı? Hayır hayır. Uzun ve zor bir tırmanıştır ama yol üzerinde harika köller var. Üstelik şansımız varsa ünlü prene dağ keçisini de görürüz. Gökyüzüne açılan geçit. Bekle beni, geliyorum. Oh. Affedersiniz ama küçük bir şeyi unutmuş olabilirsiniz. Bekle beni, yeni eser. Geliyorum. Düşündün mü? Size söyledim ya, katılmayacağım. Ben çok utangacım, sahneye çıkamam. İşler zorlaştığında korkup kaçmak olmaz. Hiç merak etme, utangaçlığını hallederiz. Sen bize güven. Harikayım değil mi kızlar? Başrolü ben alacağım. Biz de geleceğiz. Bu sahneyi dünyada kaçırmam. Eskrimden anlamayan Ricardo bile katılıyor. Oysa senin şansın yüksek. Rol alırsan olacakları bir düşün. Bütün okul sana hayran kalacak dostum. Peki ya rolü alamazsam? Değişen bir şey olmayacak. Tamam çocuklar, kazandınız. Tamamdır. Ay! Tamamdır, verin bir okuyayım. Ve sessizlik çöktü. Çok kötü, in aşağı. Ve kılıç sesi. Ne biçim bir çınlama? Dikkatini topla, sakın onları dinleme. Berbat. Bozabildi derin sessizliği. Böylece vedalaştık savaşın yorgun düşürdüğü soyumuzla. Bence artık hazırsın. Bekle beni tiyatro, geliyorum. Güzel. Hıh.
Çocuklar, emin misiniz? Çok eminiz. Umarım hata yapmıyoruzdur. Çünkü işler bazen sandığımızdan zor olabilir. Çok daha zor. Bence Leon buna hazır. Ha? Leon, sahnede gerçekten müthişsin. O senin arkadaşın, bana inan. Bütün yapacağın seni aramalarını beklemek. Bence de sahnede inanılmazdın. Doğru söylüyor. Böyle bir şey yapabileceğimi bilmiyordum. Siz ısrar etmeseydiniz hiç denemezdim bile. Haklıymışsın. İşler zorlaştığında kaçmamak gerekiyor. Alo? Gelecek sefere. Aa, anlıyorum. Demek başkasına verdiniz. Peki, teşekkür ederim. Rolü alamadım. Rolü alamadığına inanamıyorum. Bir yanlışlık olmalı. Telefon numaran Ricardo'nunkile karışmıştır. Hayır, bana iyiydin dedi. Ama oyunda prensin annesini oynayacak olan kadına benden daha fazla benzeyen biri varmış. Ricardo'yu değil, Brian'ı seçtiler. Of, beceriksiz olduğumu düşünüyordum ama şimdi buna eminim. Olurmuş hiç ben öyle şey. Ben eve gidiyorum. Bir süre kimseyi görmek istemiyorum. Keşke onu hiç zorlamasaydık çocuklar. Artık kolay kolay kendine gelemez. Evet, zavallı Leon. Bir şeyler yapmalıyız. Ama Hux, iyi ki geldin. Ben de tırmanışta gerilen kaslarımı rahatlatıyordum. Nasılsın bakalım? Ha? Ne var ne yok? Haberler hiç iyi değil. Bu yeni eser inanılmaz zor. Leon da istediği rolü alamadı. Şu anda morali çok bozuk. Keşke oyuncu seçmelerine girmesi için zorlamasaydık. Eğer yanlış anlamadıysam sana verdiğim eseri hiç çalmıyorsun, öyle mi? Tabii ki çalıyorum ama 163. ölçüde hep takılıyorum. Peki arkadaşın Leon, o neden seçilemedi? Çok mu kötüydü? Hayır, ilgisi yok. Sahnede müthişti. Zaten can sıkıcı olan da bu ya. O halde durum o kadar da kötü değilmiş. Şimdi söyle bakalım genç dahi. Şunları içeri taşımama yardım edecek misin? Neyse, anlaşılan sonunda dağa tırmanmayı başardınız. Öyle mi maestro? Hiç ilgisi yok. Hatta geçen seferki kadar bile tırmanamadık evlat. Dolu yağdı. Elimizden geleni yaptık. Tıpkı Leon gibi. Şuna bak. Akşam kaldığımız kulübede piyano çaldım. Birkaç saat geçisi müziği dinlemek için kulübenin yakınına kadar geldi. Bak, söyle bakalım. Elimize attığımız her işte başarılı olsaydık hayat ilginç olur muydu? O dağa tırmanmaya kalkmasaydım Pirene dağ keçilerini hiç göremeyecektim. Leon da seçmelere katılmasaydı belki hayat boyu utangaçlığını yenemeyecekti. Belki ben de hiç sizin öğrenciniz olamayacaktım maestro. Kesinlikle evlat. O zaman çok yazık olmaz mıydı? He? Şimdi son verdiğim eseri bir kenara bırakıp daha önceki sonata dönelim. Hani çok zor gelmişti ya. Onu bir de şimdi deneyelim bakalım ne olacak. Günaydın. Bana bak Max. Lütfen öyle gülümseyip durma. Leon'un morali çok bozuk. Biliyorsun buraya ondan özür dilemeye geldik. Hayır, özür dilemeyeceğiz. Tam tersine yeteneğini daha da ileri götürmesi için onu cesaretlendireceğiz. Çünkü rolü almamasının nedeni yeteneksizliği değil. Eminim bir dahaki sefere rolü alacaksın. Çünkü bilmeni isterim ki oradaki herkes sana bayıldı. Galiba bu konuda siz haklısınız arkadaşlar. Utangaç görünüşümün altında cesur bir yürek yatıyor. Sandığımdan cesurmuşum. Tara geliyor. Leon, seçmeleri izleyince tiyatro kulübü kurmaya karar verdim. Acaba kulübü kurduğum zaman sen de aramıza katılır mısın? Kopyala yapıştır.
Şuna bakın. Anlaşılan Bakery rüyasında öfkeli bir kaplan görmüş. Okul belgesinin son sayısı. Taze çıktı. Matematik artık çocuk oyuncağı. Sınavda başarının sırlarını derledik. Ayrıca okulun en gözde öğrencilerini görmek için internet sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Baksana Hugo. Listede çok ciddi bir hata var. Beni 36. sıraya yerleştirmişsin. Olacak şey değil. Ben hep okulun en havalı çocuğu oldum. Kusura bakma ama zaman değişiyor. Dün revaçta olan bugün gözden düşebiliyor. Bana gözden düştün diyen gerçeğe gözünü kapar. Karizmanın kitabını Bakery yazar. Ona cevabını ver Bakery. Hugo, buna ne diyeceksin bakalım? Ne mi diyeceğim? Gerçek bunun tam tersi. Listede yukarıya çıkmak için daha iyisini yapmalısın. Çünkü tarzının modası geçti. Şu anda en sevilen tarz Ricardo'nunki. Öyle keskin ki limonu bile kesebilir. Şakalarıyla müdürü bile güldürmeyi başarıyor. Eğer moda olan ters buysa o zaman ben sonuncu sıradayım. Yok artık, o kadar da değil. Aman boş verin, o uydurma listeyi kim takar? Carl Vespa'nın sitesine hoş geldiniz. Kuşağının en yetenekli virtüözü. Sizi kısa süre içinde Vespa gibi bir piyano yıldızına dönüştürecek sırları öğrenmek için hemen şimdi Vespa Hayran Kulübü'ne abone olun. Parmaklarını gördünüz mü Maestro? Adeta ışık hızıyla hareket ediyorlar. Ne diyorsunuz buna? Heyecanını kaçırmak istemem Max ama bence bu Vespa'da olağanüstü hiçbir özellik yok. Evet, teknik açıdan başarılı ama çalışır ruhsuz. Ne? Ama o bir dünya yıldızı. İstatistikleri inanılmaz. 258 videosu, Hayran Kulübü'nün 12.700 üyesi var ve hiç kötü yorum almamış. Müzisyen olmak başkaları gibi çalmak demek değildir. Tam tersine kendi tarzını bulmak demektir. Evet ama Vespa öyle boş bir müzisyen değil Maestro. Leeds'in Liebeh Schramm'ını yorumladığı video tam 270.182 beğeni almış. Leeds'in Liebeh Schramm'ı. O zaman bir dahaki derse kadar ona çalış. Senin yorumunu dinlemeyi gerçekten çok isterim Evlat. Anlaştık. Göreceksiniz Maestro. Öyle bir yorumlayacağım ki sizi o anda yere serecek. Eğer 10 dakika daha gelmezse onsuz gideriz. Derse geç kalmak istemiyorum. Çok garip. Şimdiye kafasındaki bireyi görmüş olmalıydık. Beni mi bekliyordun? Evet, hem de yaklaşık. Bek, bu sen misin? Tabii ki benim Lamia. Bir gecede dönüşüm geçirecek değil mi? Evet ama nasıl desem bayağı bir değişiklik yapmışsın. Ha, giysileri diyorsun. Önemli bir şey değil. Sadece tarzını güncelledim o ama kadar. Ama Bakery sen böyle giyinmezsin ki. Ne haber Bek? Bakıyorum eski moda tarzından vazgeçmişsin ha. Evet öyle. Zamanı ayak uydurmalı. Moda değişir. Biz de değişmeliyiz. İşte şimdi oldu. En doğrusu bu. Bu zamana ayak uydurmak falan değil. Başka bir şeye dönüşmek. Bu gidişle onu Bakery Cardo diye çağırmamız gerekecek. Merak çocuklar, Bek hala dün yüzünden öfkeli. Eminim yarın eski haline döner. Herkes bana nasıl bakıyor, gördünüz mü? Bakar tabii. Ricardo kılığına girmişsin. Gözde öğrenci listesi güncellenmiş ve evet, ilk ona girmişim. Bu yeni tarz bana çok yaradı değil mi? Ha? Aferin sana Bek, sonunda üst sıralara çıkabilmişsin. Artık doğru dürüst giyindiğine göre neden bizimle takılmıyorsun? Bu mümkün değil Ricardo. Bek görünüşünü kopyalamış olabilir ama bu sizi arkadaş yapmaz. Sana kalmış Bek ama bence iyi düşün. Gerçekten popüler olmak için diğer popülerlerle takılman gerek. Parka son varan prova odasını temizler. Kusura bakmayın çocuklar ama boğazım çok ağrıyor. Sesim tamamen kısılmadan doktora görünsem iyi olur. Sizinle sonra provada görüşürüz. Tamam o zaman, sonra görüşürüz. Geçmiş olsun. Merhaba sevgili hayranlarım. Bu videoda size Liszt'in Liebeh Schramm'ını çalmayı öğreteceğim. Tabii benim tarzımda. Birinci aşama. Uyurken kulağınızda benim yorumum durmadan çalsın. Şimdi hepiniz kulaklığınızı takın ve yarına kadar hoşça kalın. Provaya gelmedi. Bugün okula gelecekmiş gibi de görünmüyor. Hatta telefonunu bile açmıyor. Zavallı Bakery, herhalde durumu iyice kötüleşti. Demek boğazının durumu göründüğünden kötüymüş. Okul çıkışı ona anneannemin özel çayından götüreceğim. Kuru papatyaları ve küflü peynir kabuğunu birlikte haşlıyorsun. Bence anneannenin çayını boşuna harcamalıyorsun çünkü Bek'in sağlığı gayet yerinde görünüyor. O üstündeki de ne? Paraşüt mü giydin? İnanamıyorum. Bek ikinci Ricardo olmuş. Üstelik sadece giysilerini değil şakalarını da kopyalamış. Bu kadarla kalsa yine iyi. Popülerlik listesinde yükseliyor. Artık ikinci sırada, Ricardo'nun hemen arkasında.
Merhaba Bakery. Yavaş, kazama dikkat etsene. Özel dikimdir. Senin amacın ne Bakery? Beğeniliyim derken Ricardo gibi bir şaşkına dönüştün. Bize selam bile vermiyorsun. Ne yani, bir sonraki konsere de onlarla mı çıkacaksın? Anlamıyorsun değil mi Max? Benim için balistik ninjalar bitti. Ne? Gruptan ayrılıyor musun? Hip-hop'un modası geçti. Bugün insanlar pop dinliyor. Biz de Ricardo ile düet yapacağız. Yer yerinden oynayacak. Ha. Hadi dans edelim sabaha kadar. Günün sonuna kadar, yolun sonuna kadar. Kusura bakma ama zirveye ulaşmak için doğru trene binmelisin. Bu yorumu bir yerden tanıyorum diyordum ki sonunda buldum ha. İtiraf ediyorum, Kral Vespa'nın yorumunu taklit ettim. Ama bunda ne kötülük var maestro? Başarılı insanları beğenmek ve taklit etmek istemende garip bir şey yok. Ama müzisyenlik sadece iyi çalmakla olmaz. Kendin gibi çalmakla olur evlat ve sen Vespa değilsin. Mozart da değilsin. Ayrıca ben de değilsin. Sen Max'sın. Spor ayakkabı ve kot pantolon giyersin. Futbolu, hip-hop'u ve klasik müziği seversin. Bunların hepsi senin tarzını oluşturur ve sen bu tarzı mutlaka müziğine yansıtmalısın. Sizce benim gerçekten bir tarzım var mı maestro? Eminim var Max ama onu bulmak için kim olduğunu asla unutmamalısın. Elbette. Kim olduğumuzu unutmamalıyız. Ama olur da unutursak gerçek dostlarımız bunu bize hatırlatmak için var değil mi? Sağ olun maestro. Görüşürüz. Evet, hazır mısınız? Kardeşim için her şeyi yaparım. Kuzen de aynı kanıda. Evet, yapalım şunu. İşte geliyorlar. İş başına arkadaşlar. Ne haber dostlar? Yavaş be Bakery. Az daha bizi düşürecektin. Dikkat etsene. Ne? Ben yapmadım ki. Hep yoldaydım. Tabii. Galiba daha tam uyanamadım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bakery. Sen ciddi misin? Bunu kaç defa yapacaksın? Suç bende değil ki. Aynı senin eski halin gibiydi. Azıcık akıl yürütmeyi denesen, başından beri senin yanında yürürken nasıl yanından geçebilirim buna acaba? Buna ben cevap vereyim. Çünkü sen Ricardo için Bakery değilsin. Egosunu tatmin etmek için yanında dolaşan kopyasısın. Seni kalabalık içinde bile ayırt edebilecek olan kişiler dostlarındır. Yani biz. Dur bakalım. Bakery'i tanıdığınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bakery'nin şık ve seçkin bir kişiliği var. Tıpkı benimki gibi. Ne? Sen o kafandaki renkli kayığa şık mı diyorsun? Yoksa okul çıkışı balığa mı gideceksin? Evet, balığa gideceğim ve biraz tarz avlayacağım. Sana da aynını öneririm Max. Karizmanı ve aklını nereden aldığın şimdi anlaşıldı. Balıktan. Hadi ağzının payını ver. Onları benden iyi tanıyorsun. Zayıf noktalarını biliyorsun. Haklısın Ricardo. Onları senden iyi tanıyorum. Onlar da beni iyi tanıyor. Çünkü biz dostuz. Ne saçmalıyorsun sen? Aklını mı kaçırdın? Dostlarımın ağzının payını veremem. Robot değilim. Sana hizmet edemem. Kopyanı yapacağına egonu parçala. Arada bir de dişini fırçala. Öyle mi? Şey, kendi diyen kendi olur. O ne biçim cevap öyle? Küçücük çocuklar bile daha hazır cevap. Ağzının payını verdin. Bilin bakalım kimi bekliyoruz? Tabii ki Bakery'i. Ben geldim. Eşsiz ve benzersiz Bakery Diallo. Ah, sonunda. Bakery tekrar Bakery oldu. Aslında üzüldüm. O renkli tarza alışmaya başlamıştım. Popülerlik listesinde Ricardo 50 sıra gerilemiş. Sense dünkü performansına bir anda 128. sıraya düşmüşsün Bak. O saçma sapan liste kimin umurunda? Haklıydınız. En güzeli kendin gibi olmak çocuklar. Bilin bakalım ilk sırada kim var? Lamia. Ben mi? Ricardo'ya verdiğin cevap yüzündendir. Şık ve zekiceydi. Evet, bugün piyano taburesine oturan kim? En sevdiğim öğrencim Max mı yoksa Max Vespa mı? Hangisini dinleyeceğim? Bugün sadece ve sadece ben varım. O yüzden Litz'in Liebestraum'unu Max Beleroz'dan dinlemeye hazır olun maestro. Ha ha ha!
Hihi.